Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda başıma gelen daha önce bir olay anlatmak istedim. Sizin de başınıza gelmesin. Arkadaşlar mutlaka motor ya da üst kapak rektifiye gittiği zaman şu subap gaydlarını eğer değişmişse kumpasla şu şekilde şurayı kullanarak derinliğini ölçün. Yüksek olursa sıkıntı olur. Çünkü daha önce tekrar motor sökmek zorunda kaldım. Yüksek olduğu zaman pardon. Bakın yüksek olduğu zaman yukarı bu kafaya şuradaki üstteki pula daha yakın oluyor ve çarpma oluyor. Çarpma olduğu zaman lastiği buradan yıpratıyor. Bu da yağ yakma sebebi oluyor, duman atma sebebi oluyor. Onun için mutlaka her rektife için demiyorum. Var bazı dikkat etmeyen ustalar var. İşini çok güzel yapan rektifeciler de var. Onlara sözümüz yok. Siz gene kendi işinizi garantiye alın. Şuradan ölçüm yapın. Diğerlerine karşılaştırın. Yüksek olanları mutlaka aşağı preste indirin. İndirtin. Rektifeciye indirtin. Mutlaka yüksek kalırsa dediğim gibi soğuk lastiği yay şapkasına çarpıyor. Sıkıntı olur. Ben de başıma geldi. Sizin de başınıza gelmesin diye bu videoyu çektim. İkinci bir dikkat etmesi gereken nokta silindirler tornaya gittiği zaman bazılarına gömlek çakılıyor. Gömlek çakıldığı zaman da işte piston ölçüleri, işte gömlek ölçüleri falan alınıyor. Bu sekman açıları çoğu ustalar hani rektifeci nasıl olsa yaptı diyor. Tekrar söylüyorum, yani sözüm işini düzgün yapan rektifeciler için demiyorum, yapmayanlar için diyorum. Sekman açılarının şurasını şu şekilde maksimum 0.20 0.25 olacak şekilde gömleğin içine geçirin. Şuradan filerle, dizemle, filer geçle kontrol edin. Maksimum yani şuradaki açı 0.20'yi geçtiği zaman 25 maksimum diyelim. 30. Ben daha önce sürekli buradaki, ben yurt dışındayım şu anda, Küvet şehrinden videoyu çekiyorum. Buradaki ustalara hiç güvenmiyorum. Çünkü Türkiye'deki kadar olmasa da bazı ustalar var. Kaç defa ben silindiri geri çevirmişim. Ya sıfır yapmış. Şuradaki açıyı sıfır yapmış. Çünkü bu sekmanlar ısındığı zaman genleşme olacak. Yani 20 ise belki 5'e kadar düşecek. Eğer 10 ise sıkışabilir. Gömleği çizebilir, sekman kırabilir, motoru tekrar yorar. Onun için tekrar kısa zaman içerisinde, kısa süre içerisinde motor yememesi için mutlaka tornacının, rektifecinin peşinden, yani ardından daha doğrusu diyelim, ölçü kontrollerini mutlaka yapın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım videomuz yeni nesil ustalar için, yeni yetişen ustalar için faydalı olur. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.